Eğitim Günlüğü programından herkese mutlu günler. Bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz efendim. Kafaları meşgul eden eğitim problemlerine, sorunlarına çözümün bulunduğu adrestesiniz. Yine bu hafta farklı bir konuyla karşınızdayız efendim. Özellikle öğrencilerin korkulu rüyası haline gelen matematiği konuşacağız. Matematik öğretimini konuşacağız. Program konuğumuz Fatih Eğitim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi eski dekanı. Aynı zamanda Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Matematik Eğitimi Derneği Başkanı Sayın Adnan Baki ile birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli hocam, matematik deyince öğrencilerimiz her zaman için böyle bir çekinir, öğrenciler için en zor derstir. Ben özellikle bu noktadan girmek istiyorum. Matematik niçin zor bir ders, niye böyle algılanıyor ve matematik neden önemli bir ders? Buradan giriş yapalım efendim. Evet. Ben bu soruyu, sorunuzu cevaplarken önce şuradan başlamak istiyorum. Gerçekten tarih boyunca hep önemli bir ders oldu. Okul müfredatlarının içerisinde en başta olan bir ders. Yani buradan geriye doğru bugünkü anlamda okul diyebileceğimiz eski Yunan dönemine gittiğimiz zaman orada da en başta, en önemli ders olarak matematiği görüyoruz. Şimdi matematikten toplumun beklentileri çok daha farklı. O günde benzer beklentiler vardı. Yani bireyin toplum içerisindeki saygın konumunun matematik bilgisine bağlı olarak değerlendirildiği dönemler ve bugünümüze geldiğimizde de gerçekten işte şu genel bir anlayış var. Mesela İşte okul derslerinde matematik dersi iyi olanlar diğer derslerden de başarılıdır. Dolayısıyla anne babalar olarak da, eğitimciler olarak da matematikten böyle bir yüksek beklenti içerisine giriyoruz. Ki matematiği iyi olanlar zeki olarak görülür değil mi? Evet, yani öyle bir şey var, evet. Yorum var. Bu beklenti tabii öğrencinin üzerinde de biraz olumsuz etki yapıyor. Yani anne babanın, işte eğitimcilerin, öğretmenlerin böyle bir yüksek başarı beklentisi öğrenciyi biraz doğrusu eziyor. Diğer taraftan tabii bu baskının yanında öğretme şeklimizde öğrenciyi farklı bir matematik algısına dönüştürüyor. Böylece sanki birbirinden bağımsız şekilde öğrenilmesi gereken kurallar, formüller, yöntemler yığını gibi matematiği görmeye başlıyorlar. Bu sefer bir ilişkili bir matematiksel öğrenme yerine işlem ağırlıklı bir öğrenmeye yöneliyor öğrencilerimiz. Tabii o zaman da anlam, arkasındaki anlam kaybolduğu için gerçek anlamda bir matematiksel öğrenme gerçekleşmiyor. Yaşanan sorunların kaynağı da bu aslında. Evet. Başarısızlığın nedenlerini birazdan tabii geçeceğiz efendim de. Şu anki mevcut politikalara baktığımızda özellikle milli eğitim sisteminin sınav odaklı bir anlayış var. İster istemez okullardaki matematik eğitiminde de işte esas amaç belki hani kavramı daha iyi öğretmektir ama maalesef işlemsel öğretim, işlem öğretimi daha ön plana çıkıyor. Yani bu noktada neler öneriyorsunuz? Evet. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Tabii yani ulusal düzeydeki bu sınavlar gerçekten bizi o şekilde yönlendiriyor. Yani işlemsel öğrenmeye yönlendiriyor. Çünkü öğrenci o sınav süreci içerisinde belli zaman diliminde ne kadar soru cevaplayabilirse o kadar başarılı oluyor. Yani yani problem burada bizim de bu genel sınavlarda matematiğin genel amaçları doğrultusunda bir sınav yapmıyoruz. Yani evet. Mesela biz diyelim ki matematik dersini niye okullarda okutuyoruz? İşte belli bir amacı var. Bu amaç matematik okur yazarlığıyla ilgili bir amaçtır. İşte diyoruz ki ne bekliyoruz öğrenciden? Matematik dersini alan öğrenci işte matematiği sevsin, matematiğe değer vermeyi öğrensin. İşte matematiği bir dil olarak, iletişim dili olarak kullanmayı öğrensin. Bir iletişim aracı olarak matematiği kullansın. Diğer taraftan iyi bir problem çözme becerisine sahip olsun. Matematiksel düşünme becerisine sahip olsun.
diyoruz. Ama bunları ona sunduğumuz, okul ortamında sunduğumuz matematik bunları geliştirecek, bunları sağlayacak tarzda olmuyor. Başarısızlığımızın nedenlerinden biri de bu. Tabii sınav odaklı olduğu için sizin de belirttiğiniz gibi. Bu sefer ne yapıyoruz? Nasıl çözülür? Nasıllara odaklanıyoruz. Evet. Niçinlere odaklanamıyoruz eğitim sistemi içerisinde. Bu sefer tabii belki kısa vadeli başarılar elde edebiliyoruz. Yani çocuk mesela sınavlarda yüksek puan alıyor veya işte üniversite sınavlarına giriyor, orada da yüksek puanlar alıyor ama oradan akademik matematiği devam ettirmiyor. Yani matematiksel düşünmeyi, problem çözme becerisini gerektiren bir matematik çalışması içerisine giremiyor. Oradaki matematiği bu sefer öğrenmede başarısız oluyor. Evet. Hocam siz az önce ifade ettiniz işte matematiksel bir dil kullanma, eleştirel düşünme becerisi, akıl yürütme diyorsunuz ama şu anki sistemde herhalde matematikteki temel amaç iyi soru çözebilen öğrenci yetiştirmek, evet, değil mi? Yani bir nevi işte dershanelerin rolü yani evet. Yani okullarımızda çok matematik eğitimi adı altında böyle bir şey yapamıyoruz. Yani o saydığım dört genel amaç odak noktası değil bizim matematik eğitiminde. Yani bir öğretmen sınıfa girdiğinde acaba benim şu anda yapacak olduğum faaliyet öğrenciye matematiği sevdirecek mi? Öğrencinin problem çözme becerisini geliştirecek mi? Öğrencinin akıl yürütme becerisini geliştirecek mi? Böyle bir endişe yok. Dolayısıyla bizim geleneksel şeyimiz işte formal bilgiyi önce veriyoruz. Hemen ona örnekler veriyoruz ve böylece öğrencinin de öğrendiğini zannediyoruz. Aslında ona kural öğretmiş oluyoruz. Evet. Ama böyle değil. Matematik böyle yapılmıyor. Yani matematik büyük matematikçiler de böyle matematik öğrenmedi. Yani başkalarının matematiğini öğrenmedi. Başkalarının çözümünü öğrenmedi. Ama biz ne yapıyoruz sınıfta? Bizim çözümümüzü, kitabın çözümünü empoze ediyoruz, evet, öğrenciye. Böylece kendi matematiğini yapma fırsatı bulamıyor. Bulamayınca onu kendisinden biri gibi görmüyor ya da bir şey gibi görmüyor. Yakın hissetmiyor ona. Soğuk, sevimsiz, gerçek hayattan da ilişkisiz bir ders gibi görüyor. Evet. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarıyla da ilişkilendiremediği için ona tabii soğuk, sevimsiz bir ders olduğu için o da biraz daha ilgiyi de azaltıyor ve başarısız oluyor. Kendini gerçekleştirme fırsatı tanıyamıyoruz değil mi hocam? Evet. Özellikle her programımızda şunu eleştiriyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabii bunun altında farklı yatan nedenler vardır. Performans görevleridir, proje görevleri kaldırıldı. Evet. Gelecek dönemi yok. Evet. Aslında bu bir fırsat değil mi öğrenciler için? Farklı bir konu belirleyerek. Mutlaka biz diyoruz ki eğitimci olarak yani biz hani bir dönem çoklu zeka kuramını işte entegre etmeye çalıştık diye. Aslında oradaki espri şu, yani biz öğrenciye yeteneklerini sergileme fırsatı vermemiz lazım eğitim süreci içerisinde. Bu fırsatı nerede? İşte sizin dediğiniz gibi bu tür ödevlerde işte öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında mesela grup çalışması, işbirliği içerisinde çalışma, problem çözmeye dayalı ortamlarda ne yapıyoruz? Öğrencinin kendi yeteneklerini sergileme fırsatı vermiş oluyoruz. Ama tasarım öyle bir geliyor, değişiyor ki ondan sonra bunlar bir anda ortadan kalkıyor. Bu sefer öğrenci gerçekten pasif duruma düşüyor değil mi? Durumda kalıyor. Evet. Hani belki sözel olarak öğretim programımızda işte öğrenci merkezli bir öğretim programı işte yaklaşımı var filan denilse de aslında yine öğretmenin matematiğini öğrenen bir öğrenci grubu olmuş oluyor. Tabii bazen geleneksel anlayışa sahip olan velilerimiz belki diyecek ki ya tabii elbette öğretmenin matematiğini öğrenecek, kitaptaki matematiği, evet, öğrenecek diyebilir. Aslında bu gerçek bir öğrenme değil. Yani öğrenciye biz kendi matematiğini yapma fırsatı vermemiz lazım. Kendi çözümünün de olabileceğine onu inandırmamız gerekiyor. İşte bunları yapamadığımız sürece ne yapıyoruz? Gidiyoruz uluslararası
karşılaştırmalı sınavlara orada boyumuzun ölçüsünü alıyoruz. Evet, evet. PISA'da, işte TIMS'te. Niye? Çünkü orada bir matematik okur yazarlığı meselesi var. Yani okuduğunuzu anlama, probleme, rutin olmayan problemlere çözümler üretebilme, yorum yapabilme, akıl yürütebilme şeylerini biz maalesef beceremiyoruz. Ama biz işte rutin problemlerin, işte işlem yürütmelerde başarılı oluyoruz ama o da gerçek anlamda bir matematik öğrenme değil, olmuyor. Değil mi? Evet. Değil. Tabii. Değerli hocam, işte bu başarısızlıkları konuşurken tabii az önce biraz hani kısmen de olsa değindik. İşte üniversite eğitimi boyutu var öğretmenlerin. Öğretmen mezun olduktan sonra işte kendini yenileyememesi var. Bir de eğitim politikaları var. İşte öğrenci boyutu var. Evet. Bunlara da kısaca değinecek olursak, öncelikle üniversite eğitimi. Şimdi Adnan Baki deyince bir matematik bölümünde doktora yapan öğrenci için yani bugün Türkiye'de birçok üniversitede öğrenciniz var, yetiştirdiniz. Hepsi de doçent oldu. Özellikle üniversite eğitim boyutunu soracak olursak adressizsiniz. Ben de size sormak istiyorum. Yani üniversite eğitimi kısmında ne tür sorunlar var ki her sınavdan sonra işte matematikte sıfır çeken öğrenciler, bunun nedeni nedir? İşte geriye dönüp bakılıyor. Eğitim fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri son zamanlarda gündemdeki tartışma. Bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz üniversite eğitim boyutuyla hocam? Şimdi tabii eğitim fakültelerine öğrencilerimiz geliyor. İlk öğretim veya orta öğretim düzeyindeki yani o kademelerde yetiştirdiğimiz öğretmenlik programlarına baktığımızda gerçekten iyi puanlarla geliyor öğrenciler. Ama demin dediğim gibi matematik öğrenme adına fazla bir şeyle gelmiyorlar. Dolayısıyla yine o alışkanlık devam ediyor. Yani işlemsel öğrenen öğrenci yine işlemsel öğrenmeye devam ediyor. Çünkü eğitim fakültesindeki alan dersleri de geleneksel yapının devamı gibi oluyor. Orada biz diyelim ki alanı öğretme bilgisi kapsamındaki derslerde de olabildiğince öğretmen adaylarımıza ulaşmamıza rağmen yeterli olmuyor. Yani o süreci tam olarak onlara yaşatamıyoruz. Üstelik bir de diyelim ki öğretmenlik uygulamalarına gittikleri zaman yine bu sefer sizin o teorik olarak onlarla konuştuğunuz şeyler birden unutuluyor. Tekrar onlar geleneksel çarkın içerisinde diğer oradaki öğretmenlerin rolünü üstleniyor, benimsiyor. Ve bu şeyi, geleneği bozma oldukça zor yani aslında. Tabii biz yani eğitim, bir matematik eğitimcisi olarak şimdi biz hiçbir zaman Fen Edebiyat Fakültesi'nin diyelim ki matematik bölümünü bir rakip olarak görmedik. Biz 1996-98'deki eğitim fakültelerinin yapılandırılması sırasında dedik ki yeterli alan bilgisine sahip olan öğrenciler eğer matematik öğretmeni olacaksa en az 3 yarı yıllık bir testsiz yüksek lisans demiştik ona o zamanlar. Evet. Ve orada gelsin Fen Edebiyat Fakültesi mezunu da bu şeyden geçsin. Formasyon ve alsın. Formasyon demek istemiyorum çünkü formasyon Türkiye'de artık formalite anlamına geliyor. Yani bir formaliteyi yerine getirme gibi hale geldi. Maalesef işte bu formasyon programları ona da belki biraz değineceğiz evet, ama yani, bir evet. Bu aslında biz onları paydaş olarak evet. Düşünüyoruz. Yani yeterli alan bilgisini verebilirler ama bu şu anlama gelmiyor. Her bilen öğretir. Öğretmesini bilen öğretiri. Dünya bu yöne giderken biz her şeyi biraz daha basitleştirerek, yüzeyselleştirerek yolumuza devam ediyoruz ama bu yol iyi bir yol değil. Yani. Pekala hocam, ben iyi bir matematik biliyorsam, çok iyi türev, integral biliyorum ya da çok iyi problem çözme biliyorsam ben iyi bir öğretmen değil miyim hocam? Yani iyi bir öğretmen olamaz mıyım? İyi bir öğretmen olabilirsin tabii ama evet. Bir süreç var. Burada bu kavramların bir de pedagojik tarafı var. Yani nereden başlayacaksınız? Yani bir o şeyi dersinizi nasıl dizayn edeceksiniz, nasıl tasarlayacaksınız, nasıl giriş yapacaksınız? Peki ben şimdi diyelim ki türeve gireceğim. Türeve girmeden önce neler benim öğrencimin mevcut bilgilerini bilmem lazım. Seri toplamını biliyor mu? Limit kavramını biliyor mu? Evet. Acaba anlık değişimleri ben
anlık değişim oranlarını bilebiliyor mu? Oradan nereden hareketle ben türevi modelleyeceğim, türevle ilgili bir giriş yapacağım? Dolayısıyla bunların hepsini hesaba katması lazım. Bu farklı bir sanat. Evet. Ve bu süreç içerisinde bana sorulabilecek muhtemel sorular ne olabilir? Veya ben muhtemel sorularla kullanacağım sorularla öğrenciye nasıl ulaşması gereken kavramı ulaşması gereken kavrama kendisini taşıyacağım. Evet. Çünkü o taşıma sırasında soru cevap önemli bir zincir. Ondan gelecek olan alakasız bir soruya da benim cevap vererek tekrar onu yola koymam lazım. Bunlar bütün ustalık gerektiren şeyler. Pedagojik boyut özellikle. Tabii bunlar hem pedagojik hem de yine sizin de alandaki derinliğinize bağlı. Çünkü siz orada öğrenciden gelen cevaplara bağlı olarak uygun cevaplar, uygun dönüklerle birlikte yürüyeceksiniz. Yoksa geçip şeye işte yani bir geometrik modeli çizip tahtaya ondan sonra buradan bir şeye diyelim ki tanjanta ulaşma ve oradan teğet doğrusundan eğiminden bahsederek ha tamam ben türevi verdim. Onun arkasından da şeyleri birkaç örnek vererek bu işi yaptığın düşünürsen bu tabii bir matematik öğretimi olmuyor. Evet ama böyle değil mi hocam? Şimdi öğretmen orayı anlatacak tanjant, kotanjant, işte türev, integral neyse. Hı-hı. Eğer öğrencisi de aynı onun gibi soruyu anında çözebiliyorsa, yoksa hani şu an türevin ne olduğunu bilmeyen birçok öğrenci var. Türev evet. nedir dediğinizde türevi bilmiyor ama türevle ilgili problemleri çok rahat çözüyor hocam. Evet. Yani böyle öğrenciler var. Evet. Böyle ya, öğretmenler eğim var. Nedir, evet. Eğimi bilmiyor. Yani evet. Şey, eğimi tanım şey demiyor yani. Dolayısıyla diyelim ki işte delta y bölü delta x ile dy bölü delta dx'i karıştıranlar var. Hmm. Yani niye delta x sonsuza giderken bir limit alıyorum da şey sıfıra giderken bir limit alıyorum da işte delta y bölü delta x'i buluyorum. Hmm. Bu ne anlama geliyor? Hmm. Dolayısıyla bir sonuç mu buluyorum yoksa bir davranışı mı bulmaya çalışıyorum? Evet. Tabii bunlar verilmediği sürece de evet. şey oluyor. Anlamlandırma konusunda evet. biraz sıkıntımız var efendim evet. herhalde bu konuda. Pekala efendim özellikle bu boyuta, üniversite boyutuna girmişken o zaman okul matematiği ve onun öğretimiyle kim ilgilenmeli? Yani bunu net bir şekilde altını çizecek olursak. Net bir şekilde evet. bunu ortaya koymamız lazım. Şimdi bir akademisyen olarak, evet. Üniversitede çalışan akademisyenler olarak herkes bilim dalının ya da disiplininin ilgi alanıyla ilgilenmesi lazım. Bir matematikçinin biraz daha ayrıntılı olarak konuştuğumuz zaman bir cebircinin, analizcinin, topolojicinin bunların ilgi alanları belli, araştırma alanları belli. Bunların ilgi alanında şey yok. Matematik öğretmeni yetiştirme yok. Hmm. Ama matematik öğretmeni olacak kişilerin alan bilgisiyle ilgili dersleri verebilirler. Bunlar hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ama siz bir akademik faaliyet, bir başka disiplinin faaliyeti olarak siz ona yaparsanız, sahip çıkarsanız o zaman kendi alanınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Hmm. Aslında onların alanına daha çok Türkiye'de ihtiyaç var. Temel bilimlerin kuvvetli olmadığı bir ülkenin diğer bilimlerde, sanayide, teknolojide gelişmesi de mümkün değil. O zaman biz oturup bir düşünmemiz lazım. Neden biz temel bilimlerde zayıfız? Neden orada oraya öğrencilerimizi çekemiyoruz? Niye orada bunun çok boyutları var tabii. Evet. Yani mesela iyi bir planlama yapılması lazım. Orada da iyi bir planlama yapılması lazım. Eğitim fakültelerinde de iyi bir planlama yapılması lazım. Mesela bir bakıyorsunuz diyelim ki Finlandiya'yı örnek veriyoruz değil mi? Şey Pisa'da evet. Yukarılarda. Sürekli bir bakıyorsunuz sıralarda. Orada planlama var. Yani eğer 500 öğretmene ihtiyacı varsa 500 öğretmen alıyor şey fakültelerini. Hmm. Yani 5000 öğretmen almıyor. Ama biz de diyelim ki 1000 öğretmeneye ihtiyaç varsa 10.000 öğretmenin şey diyoruz. Ve üstelik buna ilave olarak ne yapıyoruz? İşte Fen Edebiyat Fakültelerine de diyoruz ki siz de olabildiğince doldurun şeyleri, kontenjanlarınızı. Ama şimdi Finlandiya'yı bir inceleyelim isterseniz. Evet tabii oraya şimdi, da değinmek lazım. Ne yapıyor? Plana göre şey yapıyor. Ve orada oraya giren öğrencinin bir motivasyonu var. Niye? Hı. Burayı bitirdiği zaman işe başlayacak.
Yani bu istihdam çok, kaygısı yok değil mi? Mesleki bir kaygı yok. Bir, evet. Bu çok büyük bir şey, motivasyon. Hmm. Ama siz ne eğitim fakültesini aldığınız öğrenciye bu motivasyonu verebiliyorsunuz, ne de Fen Edebiyat Fakültesi'ne aldığınız öğrenciye ben bilim insanı olacağım, çalışma alanlarım belli ve bilim yapacağım, matematik, akademik matematikte faaliyet göstereceğim güvencesi veremiyorsunuz ki nasıl motive olsun? Dolayısıyla ne oluyor? Aynı motivasyonsuzluk diğer tarafa da gittiği zaman pedagojik formasyon da alsa orada da aynı şey motivasyon eksikliği olacak. Bu ne oluyor o zaman? Bakın bir tarafta bir yüksek bir motivasyonla bir mesleği öğrenmek isteyen bir grup var. Finlandiya örneğin. Bizim tarafta düşük bir motivasyonla tamam yani bir şey edeceğiz ama sonunda da ne olacak bilmiyorum. Bir KPSS'de çıkacak karşımıza. Ondan sonra onu aşacağız filan. Yani bizim esasında Türkiye'de nicelik şeyimiz yok. Nitelik sorunumuz var. Evet. Yani atanmayı bekleyen 300 binlere yakın şeyimiz var. Öğretmen adayımız varken biz yeni kontenjanlar ilan etmemize hiç gerek yoktu. Ve tabii burada belki yani kendimi bu şeyle demeden alamıyorum ama evet, yani herkes halkın bildiği şey anlamda konuşalım. Hani biliyoruz. Tabii. Yarım doktor ne yapıyor? İnsanı canından ediyor. Yarım hoca dininden ediyor. Şimdi biz yarım öğretmen yetiştiriyoruz sertifika programlarıyla. Niye yarım? Lisans programımızda yani eğitim fakültesinin lisans programlarında 56 kredilik ders var. Yani alanı öğretme bilgisini sağlayan dersler. Yani mesleki gelişimi, mesleki bilgileri veren derslerimiz aşağı 56. Seçmelileri de katarsanız bunda bu alanla ilgili 60 kredilik ders veriyoruz. Matematik öğretmeni olacak kişiye. Evet. Diğer tarafta 26'ydı şimdi yeni şey açıkladılar. Özel öğretim yöntemlerini de 3 artı 2 idi. 2 artı 2'ye çevirdiler. Böylece 25 kredi. Hı. Yarı da değil yani. 56, evet. 25. Tam yani tersi düşürüyor. Nasrettin Hoca'nın Leyle budaması gibi. Bunlar da programları budadılar. Ve bir kuşa çevirdiler tabii. Bizim o 98'deki şeyimiz bir yüksek lisans programıydı. Ve orada gerçekten bir şey vardı. Bir kalite vardı falan. Şimdi ne oldu? Yarım öğretmen. Ne olacak yarım öğretmen? Sonra sıfır çeken öğrenciler yani çıkıyor. Yani sıfır çeken şeyler olacak. Evet. Onlar devam edecek. Ve tabii yarım öğretmen de ülkemizi, toplumun geleceğini yok edecektir. Ama evet. Tabii bu kısa vadede gözlenebilecek bir sonuç değil. Uzun vadede ortaya çıkacak, toplum çökecek. Yani toplumu geleceğinden şey yapacak, evet. Yoksun bırakacak. O zaman da geri dönüşü olmayan bir hata içerisine giriyoruz. Yani gireceğiz. Bu çok ciddi bir problem. Evet. Dünya nereye gidiyor, biz bir nereye gidiyoruz? Evet, yıllarca yurt dışında bulundunuz hocam. Yani, hala da takip yani ediyorsunuz. Ben 6 yıl yurt dışında bulundum. Yani Türkiye'ye dönen ilk matematik eğitimcilerinden de biriyim. Şimdi tabii matematik eğitimcisi yeni bir kavram Türkiye'de esasında. Döndüğünüzde var mıydı matematik eğitimcisi Türkiye'de? Yoktu. Yani o alanda uzmanlaşmış, doktorasını yapan kişi yoktu. Evet. Tabii biz ilk geldik. Ama şimdi bir baktığımız zaman neyiz biz? Sosyal bilimci miyiz? Fen bilimcisi miyiz? Bu bile şey diyor. Evet. İnsanlar tarafından doğru algılanmıyor. Yani biz genelde biz eğitim bilimcisiyiz. Eğitim bilimcisinin altında alan eğitimcisiyiz. Evet. Alan eğitimcisinin altında matematik eğitimcisiyiz. Dolayısıyla bizim adresimiz eğitim fakültesi. Dolayısıyla akademisyen olarak bizim faaliyetlerimiz arasında öğretmen yetiştirme var. Yani bizim akademik olarak ilgi alanımız öğrenme, öğretme olarak düşündüğümüz zaman orada biz de ne ile ilgileniyoruz? Matematik nasıl iyi öğrenilir? Nasıl daha etkili bir öğretim yapılabilir? Teknolojiyi bu sürece nasıl dahil edebiliriz? Bütün biz bunlara, bizim ilgi alanımız bu. Ve bu iyi bir öğretim yapabilecek öğretmeni de nasıl yetiştirmemiz gerektiğini sorununu da bizim ilgi alanımıza giriyor. Bu ilgi alanı cebircinin, analizcinin, topolojicinin ilgi alanı değil. O da kendi alanında yeni bilgiler üretme peşinde olacak.
kendi alanında çalışacak akademisyenleri nasıl yetiştirebilirim? O olması lazım onun ilgi alanında. Öğretmen değil. Pekala şu olamaz mı hocam? Yani pür matematikçi matematik eğitimini versin, eğitim bilimlerindeki sınıf yönetimini versin, teknoloji bilgisini de bilgisayar bölümündekiler versin. Bu şekilde bir öğretmen. Tabii o zaman ne oluyor? Bir şey var, yani bir mesleğin kültürü var. Evet. Kimliği var. Siz eğer bunları farklı farklı çatılar altında vermek durumunda kalırsanız, bu kimliği, bu kültürü oluşturamazsınız. Entegre edemezsiniz. Evet. Yani dünyada da böyle bir örneği yok. Ki dünya yaklaşım bu şekilde değil mi? Entegre etme üzerine. Evet. Evet. Pekala hocam, geçenlerde tabii bir haber okuduğumda özellikle bu Fen Edebiyat Fakülteleri ile eğitim fakültelerinin KPSS başarıları karşılaştırılması yapılmış. Ha, iddia ettiler ki işte şey... Evet. Efendim biz daha iyi yetiştiriyoruz ondan sonra. Halbuki bir gerçek var, bu da bilinmesi lazım. Şimdi bu orta öğretim programlarında alan derslerini şeyler veriyor. Fen edebiyatçılar veriyor. Evet. Yani aslında 4 tane fakülte var. Bunların dışındaki 12 fakültenin alan bilgisi gerektiren derslerini Fen edebiyatçılar veriyor. Yani bizim eğitim fakültesinin öğrencilerine. Evet. Yani diyelim ki Gazi var, işte 9 Eylül, işte Kazım Karabekir, işte herhalde yok bir şey daha var. Evet. Bunların dışındakiler, Marmara olabilir belki. Bunların dışındakilerin derslerini, alan derslerini şey veriyor. Fen edebiyattakiler veriyor. Evet. Ve aynı kişiler diyor ki biz daha iyi alan bilgisi veriyoruz kendi öğrencilerimize. Halbuki bizim öğrencilerimiz de onların öğrencileri. Yani orada bir şey, abartılı bir durum oldu. Tabii evet. Bu YÖK'ü de etkiledi. Biliyorsunuz kontenjanlarımız şey yaptı. Evet, o konuya geleceğim. Özellikle eğitim fakültelerinin kontenjanları sınırlandırıldı. Tekrar herhalde o karardan vazgeçildi. Karardan vazgeçildi. Evet. Tabii orada belki o sınavın sonuçları da etkili oldu. Ama şu var, yani bir temeli olması lazım alacak olduğunuz kararların. Dünya ne yapıyor bu konuda? Biz ne yapıyoruz? Evet. Sonra bunu karar verecek kişiler de alan eğitimiyle ilgili karar veriyorsunuz. Orada oluşturacak olduğunuz çalışma grubu, komisyon her neyse alan eğitimcilerinden olması lazım. Evet. Ama maalesef YÖK'te oluşturulan komisyonda alan eğitimcisi yok. Yani ciddi bir şey. Yani mesela diyelim ki o komisyondaki insanların hiçbirinin öğretmen yetiştirmeyle ilgili bir şeyi yok, uzmanlıkları yok. Bir mesaileri de yok. Yani bir bilimsel çalışmada yaptıklarınızı, kendi alanlarında çalışmışlar. Ama alan eğitimi konusunda herhangi bir akademik çalışma içerisine girmemişler. Uzmanlıkları yok. Ama uzmanlıkları olmadığı bir yerde bir alana cesaretle, nasıl bir cesaretse cesaretle şey düzenleme içerisine giriyorlar. Ve görüyorsun işte ortaya bir şey çıkıyor. Nasrettin Hoca'nın kuşuna benziyor. Kuşa evet. Çeviriyorlar her şeyi. Bir üzücü bir şey. Kesinlikle. Yani yarım öğretmen yetiştirmeye ne kadar devam edeceğiz? İnşallah bunun bir sonu olur. Mutlaka. Bilime önem verilir. Deneyime, birikime önem verilir. Uzmanlığa önem verilir. Bu alanın uzmanlarına sorulur. Yani bu bunun şey değil, şimdi 70'li yıllarda değiliz. Yani ben matematik eğitiminden konuşayım. Yani yüzlerce akademisyenimiz var. Evet. Değil mi? Dolayısıyla matematik öğretmenlerinin nasıl yetiştirilebileceğini tasarlayabilir, dizayn edebilir. Dünyanın gidişatına paralel olarak sunabilir. Ama siz eğer günlük politikadan bunları kurtaramazsanız böyle iniş çıkışlar olmaya devam edecek. Evet. Bu da çok ülkemiz adına çok üzücü bir şey. Pekala, eğitim fakülteleri dekanları konseyi var hocam. Yani orada bu tür şeyler dile getirilmiyor mu? Tabii benzer şeyler oluyor. Evet. Yani mesela demin de söylediğim gibi bu akademik bir disiplinse bu disiplinin ilgi alanına öğretmen yetiştirme giriyor. Evet. Yani dolayısıyla öğretmen yetiştirmeyi de siz hizmet içi, hizmet öncesi şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Bunlar hepsi bizim ilgi alanımıza giriyor. Dolayısıyla burada
Bu konseylerin toplantılarında da hep bunlar vurgulandı. Gelin beraber yapalım bunu. Biz önerilerde bulunduk. Tamam, biz paydaş olarak bu fakültelerde bizim orada da bizim çocuklarımız okuyor. Kesinlikle. Onlar da kazanalım. Ama bu bir şey olsun. Dünya bunu en az 4 yarı yıllık bir şeye yaymış. Programa yaymış. Diğer taraftan çok önemli bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı strateji belgesini yayınlıyor. Ve orada teknolojik pedagojik alan bilgisini vurgu yapıyor. Evet, özellikle o ifade. Şimdi 25 kredilik bir şey yayınladınız. 2 yarı yıllık bir uydurma, bir program. Neresinde var bu? Bunu Milli Eğitim istihdam edecek değil mi? Evet. Strateji belgesi orada. Özel alanın yeterlilikleri orada. Peki o özel alan yeterliliklerine uygun bir şey mi yaptık? Program mı sunuyoruz diye? Ki özel alan yeterlilikleri de belirlendi. Hiçbir evet. uygulama alanı bulmadan şimdi tekrardan revize edilmeye çalışıyor. Bologna evet. süreci etrafında evet. değil mi? Evet. Yani şimdi bir de şu var. Hani sosyal medyanın gücü çok fazla baskı oldu. Tabii bu pedagoji formasyonla ilgili geç karar alındı. Ve yaklaşık 6 ayda herhalde değil mi hocam? Şimdi pedagoji formasyonu Şubat'ta başladılar. Herhalde Temmuz-Ağustos'ta öğrenciler evet. mezun. Size başka bir şey söyleyeyim. Evet. Tabii ben böyle konuştuğum zaman rahatsız oluyor bazıları. Mesela bir önceki dönemde, YÖK'ün bir önceki döneminde bu uzaktan eğitim teşvik edildi. Karma eğitim dediğimiz, yani diyelim ki teorik ve uygulamalı derslerin bir kısmı yüz yüze olacak, bir kısmı uzaktan olacak. Biz de o hevesle mesela bilgisayar ve öğretim teknolojilerinin bizde vardı, uzaktan eğitim programı. Hemen o yeni yönetim dedi ki olmaz. Uzaktan öğretmen yetişmez. Evet. Dolayısıyla o programlar kapattı. Peki aynı yönetim, aynı şey ne yaptı? Dedi ki yaz okulları şeklinde de bu pedagojiye devam edin. Ve üstelik orada 7 tane var, teorik ders var. Onları da uzaktan eğitimle verebilirsiniz. Şimdi düşünebiliyor musunuz tutarsızlığı? Evet. Yani bir taraftan yaparken bir taraftan yapıyor. Yani evet. bir tutarsızlık. Yani evet. size en bir taraftan bir yürüyen bir programı kapatıyorsunuz. Niye diyorsunuz ki yüz yüze olması lazım? O havayı teneffüs etmesi lazım. O atmosferde olması lazım öğretmen adayı ve kaldırıyorsunuz programı. Diğer tarafta da diyorsunuz ki pedagojinin şu 7 tane dersini biz uzaktan eğitimi yoluyla verebiliriz. Evet. Bunlar derinlemesine düşünülen bir proje dahilinde ortaya konan bilimsel verilere dayanarak yapılan verilen kararlar değil. Evet. İnşallah bunlardan en kısa sürede vazgeçeriz ve evet. daha kalıcı ve dünyaya paralel. Bunu vurguluyorum çünkü biz ne yapıyoruz? İşte Avrupa Birliği'ne entegre olma süreci içerisinde Bologna süreci var filan. Ne yapıyoruz? Evet. O zaman siz bir öğretmen yetiştirdiniz. Acaba bu öğretmeni yolladığımız zaman Avrupa Birliği'nin bir ülkesine o tanıyacak mı? Hani diyoruz ki üniversiteler arasında rekabet olacak. Evet. Rekabetçi bir nesil yetiştiriyoruz. Ne yapacak? Benim gidecek Belçika'da rekabet yapacak değil mi? Benim evet. öğretmenim. Evet. İşte Almanya'da rekabet içerisinde. Ama Almanya tanıyacak mı Almanya matematik öğretmenini 6 senede yetiştiriyor. Ben 5 senede yetiştiriyorum. Dediler ki faz doldu. Bunu da indirelim 4'e. Neye göre indiriyorsun? Neye göre karar verdin? Değil mi? Neyin hesabını evet, yaptın da dedin ki 5 sene fazla biz bunu 4 seneye indirelim. Evet. Ya bununla ilgili bir çalışma mı yaptık? Madem uyum süreci ise Avrupa'ya entegre olan bir politika. Değil mi? Yani Fransa ne yapıyor? Diyor ki ben doğrudan öğretmenlik programına öğrenci almam. Diyor ki şu 3 yıllık bir şeyleri var. Onu bitirdikten sonra diyor ki ben bir öğretmen yapabilmem için seni bir sınava almam lazım. O 3 yıldan sonra. Tabii. Ondan sonra alıyor onu eğitime. Eğitim fakültesindeki belli dersleri verdikten sonra diyor ki seni stajyer olarak okullara gönderebilmem için bir bakayım yeterli oldun mu? Bir sınav yapıyorum. Yani okula göndermeden önce daha uygulamaya. O sınavı sınavdan sonra onu 2 yarı yıllık bir okul deneyimi yani okuldaki deneyimini kazanmak için yolluyor okula. Bu kadar ciddi bir şey. Biz birinci sınıfta gittik hocam. Evet. birinci sınıfta evet. O
Efendim ne oluyor? İşte birileri diyor ki okul deneyimi havada kaldı. O şey yap. Hadi okul deneyimini kaldırıyoruz evet. mesela. Peki yani daha iyi nasıl yapılabilir? Niye araştırmıyoruz da hemen kaldırıyoruz? İşte 3 yarı yıl çok fazla. 2 yarı yıla indirelim. Bir senede bitirsin öğrenci. Evet. Niye acele ediyoruz? Bizim hani demin söylediğimiz gibi niceliğe ihtiyacımız yok ki. Bizim nitelik şeyimiz var. Niteliğe ihtiyacımız var. Eğer biz 2023'ü hedefliyorsak orada toplumsal kalkınmayı sağlayan dinamik ne? Yetişmiş insan güç. Yetişmiş insan gücünü kim şey yapacak? Yetişmiş nitelikli öğretmen yetiştirecek evet. bunu. Biz ona o arayış içerisinde olmamız lazım. Kesinlikle. O halde mesela çok isabetli. Belki inşallah böyle devam eder. İlk öğretimi de 20'ye indirirler. Bak 20 kişi ve 20 kontenjan verdiler bize. Çok akılcı. Tamam. Kontenjan da aynı şekilde başladı, evet. 20 de şeye verin, matematiğe verin, 20 de fiziğe verin. Kaliteli şeye gitsin fizik şeyine. Ve oradaki o öğrenci desin ki ben bundan sonra fizikte devam edeceğim. Araştırmalara, bilimsel çalışmalara devam edeceğim. Evet. Oradaki öğretmen, oradaki hocalar da mutlu olur. Çünkü kaliteli öğrenci gelecek kendilerine. Kesinlikle. Ve onlar da tatmin olacak akademik yönden. Yani işte bu güzel planlamalar yapılırsa bunlar çok büyük sorunlar da değil aslında. Evet. Ama işi uzmanına vermek Tabii. lazım. Uzmanı bu işle uğraşması Uzmanını lazım. Uzmanını muhatap almak Uzman. Lazım değil mi? Şimdi evet. mesela diyelim ki ne yaptınız? 25 krediye indirdiniz. Neydi şey? Nereden karar verdiniz? Özel öğretim yöntemleri 3 artı 2 idi değil mi? Ne incelemeniz var? Bir araştırma sonucunuz mu var? Yani eksik kusur vardı ki değil mi? Bu 2 artı 2 de olabilir diye evet. bir şeyiniz mi var? Bir verileriniz mi var? Nereye dayandınız? Bir gerekçe. Biz size hem dekanlar konseyinde olsun hem diğer platformlarda hem dernek olarak biz size öneriyoruz. Diyoruz ki bak dünya bunu en az 4 yarı yıl yapıyor. Biz de 4 yarı yıl yapalım. Fen Edebiyat Fakültesi'nin bir öğrenci de tamam 2. sınıftan sonra 3 ile beraber devam etsin bu dersleri ama adam gibi 4 yarı yıl olsun bu. Hmm. Ve işte stratejik belgesinde siz teknolojik pedagojik alan bilgisi dediniz. Hani var mı şeyde? Oraya bir ders koyalım değil mi? Teknoloji destekli matematik eğitimi veya diğer alandaki işte tarih eğitiminde teknoloji kullanımı gibi dersler koysun oraya. Kredi artacağı yerde tam dersi azalıyor hocam evet. yani şimdi evet. Yani maalesef. Sorunlar çok. Evet. Ama bunları da üzerine gitmek yani zorundayız hocam şimdi. Ben bunları net açık şekilde ifade ediyorum. Çünkü ülkemi seviyorum. Evet. Ülkemin geleceğinden emin olmak istiyorum. Biz çocuklarımızı yarım öğretmene teslim etmek istemiyoruz. Kesinlikle. Tam öğretmene teslim etmek istiyoruz. Eğer bizim hedefimiz 2023'lerse ve orada işte muasır medeniyetler seviyesine çıkarak biz bilim üreten, bilgi üreten nesle ulaşmamız gerekiyor. Evet. Şu an maalesef toplum olarak, ülke olarak biz bilgi üretmiyoruz. Bilgi üretebilecek, bilimsel süreç becerisini kazandırabileceğimiz bir nesil olacak. Bunu da yarım öğretmenle yapmamız mümkün değil. Değil, evet. Test tekniğiyle yapmamız mümkün değil. Pekala hocam, özellikle şu konu öğretmen adaylarını çok ilgilendiriyor. Şimdi özellikle gelecek yıl artık öğretmen alım sayıları gittikçe azalacak. İşte en son ifade edilen işte 20 bin daha alınacak. Daha sonrasında işte her sene emekli olan 5 bin öğretmen var. Artık bu sayı iyice düşecek. Her sene 5 bin öğretmen alınacak ki burada da tabii paylaştırdığınızda bir matematiğe, bir fiziğe ne kadar düşer onu hesaplamak evet. lazım. Bu anlamda alternatif çözüm olması açısından bugünkü işte çalıştaya birazdan geçeceğiz konusuna. Özellikle İngiltere ve Avusturya'da matematik anlamında düşündüğümüzde çok fazla öğretmen açığının olduğu söyleniyor. Matematik öğretmeni açığının. Yani böyle bir süreçte bir yönlendirme yapılabilir mi? Nasıl bir çalışma demin yapılabilir? Demin onu kastettim. Evet. Yani rekabet edebilecek, dünya ölçeğinde rekabet edebilecek mezunlar vermemiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla oralarda rahatlıkla görev yapabilecek öğretmenleri yetiştirmemiz lazım. Tabii bu 20 olunca çok güzel ama bir 120 olunca o zaman biz de şey yapıyoruz. Ortalık karışıyor. Karışıyor ortalık. Evet. Evet hocam. Şimdi mesela dediler ki ikinci öğretimleri kaldıralım eğitim fakültelerinden belli bölümlere verdiler. Biz de sevindik. Tamam.
Ben dekanlığım döneminde her şeye programa 30 kontenjan geldik. O ikinci öğretimden çıkanlar gündüze şey etti. Normalde eklendi. Eklendi. Tamam. Ne anlamı şey kaldı o zaman? Ne yani. Değişti? Evet, evet. Maalesef. Yani dolayısıyla bunları çok iyi planlamamız lazım. Evet. Dediğim gibi yani mesela biz sınıflarımız ne yapıyoruz? Çok şeyleri fiziki yapılarına baktığınız zaman gerçekten yani normal şartlarda 30 öğrenciyi veya 40 öğrenciyi ancak şey yap. Şimdi bir programa yolluyorsunuz 80 kişi, işte 60 kişi. Evet. Şimdi tabii bölsen ne yapacaksın? Bölmesen ne yapacaksın? Bölsen ders yükün artıyor. Evet. Yani dolayısıyla bu planlamalar fiziki altyapıya da bağlı. Akademik kadroya da bağlı. Çok fazla yani üniversite açıldı bütün, hocam şimdi. 180 yani, tane üniversite işte var. 3 öğretim üyesini tamamlayanlara hadi öğretim. Bölüm açın yani, değil mi? Bu başka bir kriterleri sağlama adına mı yapılıyor onu da bilemiyorum yani. Ama nitelikli öğretmen yetiştirme adına yapıldığını söyleyemem. Ama işte ne şu kadar üniversite mezunumuz vardır demek için yapılıyorsa onu bilemem tabii. Tam tersi evet. Bu kadar üniversite mezunumuz var ama bu kadar da işte hani iş sağladığımız gencimiz evet. Mezunumuz var diyebilmemiz lazım hocam. Pekala hocam özellikle şu konuya da değinmek isterim. Matematik Eğitimi Derneği. 2012 yılında kuruldu bu dernek. Başkanlığını yaptınız Matematik Eğitimi Derneği. Bu dernek niçin kuruldu hocam? Amacı neydi? Bu konuya biraz değinelim isterseniz. Tabii bu deminden beri tartıştığımız konuların aslında bir sonucu bu. Evet. İşte herkes matematik eğitimiyle ilgili konuşuyor. Herkes matematik öğretmeni yetiştiriyor. Bakıyorsunuz birileri kendisine vazife çıkarıyor ve işte matematik öğretmenliği programını yapıyor, size sunuyor. Dolayısıyla biz burada biraz daha inisiyatif almak istedik. Kendi sorunlarımızı önce birinci elden bizim çözmemiz, bizim tartışmamız, bizim ele almamız gerektiği inancını yaptık. Bir de demin de söylediğim gibi gerçekten belki binlere ulaşmış bir şey akademik yenilerimiz oldu. Yani bu alanda uzmanlaşanlar var. Daha çok yurt dışından gelen şeylerimiz ve farklı üniversitelerde bunlarla da bir işbirliği içerisinde olmamız lazım. Potansiyelimizi biraz daha iyi kullanmamız ihtiyacı oluyor. Herkes ayrı ayrı yerlerden ses vermesi yerine bir çatı altında birlikte sesimizi duyuralım, problemlerimizi belirleyelim, politikalar belirleyelim, politika belirleyicilere belirleyicilerle evet. Paylaşalım. Niyetimiz buydu. Yani önce bir yani matematik eğitimcisi olarak bir araya gelmemiz gerektiğini, bu ihtiyacı şey yaptık. Ve daha sonra da tabii bunun şeyleri var. İşte belki dernek adına sürekli bir sempozyum ayağımız olacak. Evet. O zaman matematik eğitimcilerini yine belli bilgi şölenleri altında bir araya getireceğiz. İşte dergilerimiz bu konuda biraz matematik, özellikle matematik eğitiminde bir iki tane dergimiz var. Evet. Onlara bir belki derneğin sahipliğinde bir başka bir dergiyle beraber böyle güçlü bir şekilde şey yapacağız, sesimizi duyuracağız. Çünkü başka eğitimle ilgili ulusal dergilerimiz hep yani multidisipliner bir şey yaklaşım içerisinde. Bu spesifik olacak biraz, biraz daha. Biraz daha spesifik, evet. Aynı dilden konuşanların bir araya evet. Geldiği sempozyumlar ve dergileri çoğaltabilirsek, güçlendirebilirsek amaçlarımız arasında bu da var. Evet. Evet. Pekala bu hani Matematik Eğitimcileri Derneği derken sadece akademisyenler mi üye olabiliyor derneğinizi? Hayır. Şimdi evet. Tabii matematik eğitimcisi bugün de biliyorsun Çalıştay'da da evet. Epey konu ettik. Yani çemberi nerede durduralım? Kimler olsun içerisinde? Tabii elbette matematik öğretmenleri de bu çemberin içerisindedir. Yani
akademik bir çalışma içerisine girmeyen kişilerde öğretmenlik yapan, matematiğin öğretilmesi ve öğrenilmesiyle ilgilenen, profesyonel olarak ilgilenen herkes bu derneğin potansiyel üyesidir. Tabii bir sivil toplum kuruluşu olduğu için başka alanlardaki insanlarımız da her zaman tabii açıktır şey. Derneğimiz onların üyelikleriyle de güçlenecek tabii. Evet. Yani matematikçi Arsen işte matematik bölümünde pür matematikçisin buraya üye olamazsın. Öyle bir şey de olamaz. Evet. İşte ne bileyim sosyal bilimci biri geldi veya tıptan biri geldi. Tabii herkese kapımız açık. Öğretmenlere açıktır. De açık değil mi? Öğretmenlere tabii. Evet. Web adresimiz var. tmet.org.tr evet. Değil mi? Bu evet. Arada ekranın altında da hı-hı. Yazıyor olacak. Biraz evet. Daha zengin hale getireceğiz şeyimizi. Biraz daha içini doldurmaya çalışıyoruz. Ama yeni kurulmuş bir dernek tabii. Değil mi? Gün geçtikçe inşallah özellikle matematik evet. Öğretmenlerine de eğitimcilerine de evet. Farklı bir vizyon çizebilecek. Pekala hocam az önce de değindik işte strateji taslağında teknolojik pedagojik alan bilgisine değinildi. Günlerce gazetelerde yer aldı. Artık hı-hı. İşte Fatih projesiyle birlikte öğretmenlere işte teknolojik bilgiler verilecek denildi. Ancak bugüne kadar işte müfredatlarda da gördüğümüz sadece orada işte bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanılır şeklinde bir ifade var. Öğretmenlere de bu konuda çok da fazla bilgi verilmiyor. Öğretmenler sınıflarında teknolojiyi sadece işte projeksiyon makinalarıyla evet. Yansıtma şeklinde kullanıyorlar. Fatih projesinin uygulandığı okullarda da donanım ayağı daha yeni tamamlanıyor. Bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz? Yani alan bilgisi, teknolojik, pedagojik alan bilgisi bu konuyla ilgili neler söylersiniz hocam? Bu tabii çok önemli bir konu. Aslında evet. Biz lisans programlarımıza baktığımız zaman, öğretmen yetiştiren lisans programlarımıza baktığımız zaman bir öz eleştiride bulunmak istiyorum. Bu konuda da çok yeterli derslerimiz yok. Yani öğretmen adaylarımızı mezun ederken donanımlı bir şekilde mezun edemiyoruz. Yani Fatih projesi kapsamında donatılan sınıflarda teknoloji destekli eğitim, öğretim yapabilecek öğretmenleri de doğrusu tam olarak yetiştiremiyoruz. Matematik olarak konuştuğumuz zaman, benim fakültem açısından konuştuğumuz zaman bizim hem bilgisayar destekli matematik öğretimimiz var. Bunun altında işte dinamik matematik yazılımlarının kullanılmasıyla ilgili iki tane seçmeli zorunlu şeyimiz var. İki seçmeli dersimizi de öğrenciler belli dönemlerde alıyor. İşte tabii reklam olmasın diye o şeyleri bilmiyor evet. Ama bilinen dinamik programlar var. Hem geometri programları hem diğer dinamik matematik programlarını etkin bir şekilde biz donanımlı bir şekilde şey yapıyoruz. Evet. Öğretmenlerimizi yetiştiriyoruz hem ilköğretimde hem ortaöğretimde. Ama bunu Türkiye geneline taşıdığımız zaman çok da başarılı bir yerde değiliz. Onu evet. Demek mecburiyetindeyim. Ayrıca tabii biz matematik eğitimcisi olarak biz hizmet içi eğitimi de yani matematik öğretmenlerinin görevdeki matematik öğretmenlerinin de bu alanda yetiştirilmesi, mesleki gelişimini desteklemede sorumluyuz. Aslında en çok sorun yaşadığımız yani alan bu değil mi hocam? Orada da sorumluyuz evet. Aslında. Ve biz yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğine her zaman hazırız. Yani diğer fakülteler adına belki konuşamam ama kendi fakültem adına biz içi dolu matematik eğitiminde bu teknolojilerden nasıl yararlanabiliriz? İşte o konuda yeterli birikime, deneyime ve akademik kadroya sahibiz. Altyapıya da sahibiz. Bu konuda hizmet vermeye hazırız. Evet. Yani ama hizmet içi eğitim sürecine baktığımız zaman gerçekten öğretmenlerimiz bu konuda çok eksik. İşte tabletler dağıtılıyor, şey yapılıyor ama o derse işte şunu düşünelim. Öğrencinin önünde tablet. Siz öğretmensiniz, sınıftasınız, akıllı tahtanız da var. Orada kalıyor iş. Peki tabletin sunduğu içeriği nasıl ders ortamına taşıyacaksınız? Evet.
veya siz yeni oradaki akıllı tahtanın içeriğinden neleri ortaya çıkarıp orada etkileşimli bir ders yapacaksınız? Bu noktada şey yok. Yani bir birikimi yok öğretmenin. Dolayısıyla öyle oluyor ki tabletler bir gün geliyor, iki gün geliyor, üçüncü gün yok. Bir de artık gençliğimiz öyle ki işte sosyal medyayla zaten, değil mi? Yetersiz görüyor şeyi. Evet. İnternet bağlantısı yok, USB'si yok, bilmem nesi yok. Şifre kırıyorlar hocam şimdi. İşte ona evet. Bırakıyorum evde yani. Evet. Dolayısıyla orada kalıyor. Onu hayata geçirecek, onu işe koşacak öğretmendir. Öğretmen onun pedagojisini iyi bilmesi lazım. Yani pedagojisiyle alanı birleştirerek onu artık aktif hale getirmesi lazım. Entegre edebilmesi gerekiyor diyorsunuz. Hocam o zaman diyorsunuz ki hem hizmet öncesinde öğretmen adaylarını biz yetiştiririz hem hizmet evet. sonrasında da öğretmen eğitimine de biz her konuda desteği veririz diyorsunuz. Evet. Hocam yani son olarak evet, belki buyurun, şey evet, yani süremizin sonuna öğretmen geldik. Yetiştirmeyen adresi eğitim fakülteleridir. Evet. Çünkü onların uzmanlık alanına giriyor. Dolayısıyla onların akademik faaliyetleri arasında bu. Bu diğer şeylerin, bilimcilerin faaliyetleri arasında değil. Değil. Onların daha önemli, daha ne bileyim kompleks şeyleri var, alanları var. Onları bir defa halletmeli lazım. Ve oradan kendileri bilgi üreten, gerçekten bilgi üreten akademisyenler yetiştirsinler. Kendileri bilgi üretsinler. Evet. Bu bizim toplumumuzun ihtiyaç duyduğu bir durum. Ama onlar kendi alanlarını bırakıyorlar, bu tarafa yöneliyorlar. Evet. O zaman bir şey oluyor. Yani kendilerini alternatif gibi görmemeleri evet. lazım. Biz de onları alternatif gibi görmüyoruz. Herkesin kendi ama alanı biz onları paydaş olarak görüyoruz. Evet, evet efendim. Evet. Efendim bugün matematik eğitimi çalıştayındaydınız. Tabii yoruldunuz. Evet, biz katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim bu fırsatı bana tanıdığınız için. Lütfen efendim. Teşekkür çok teşekkürler. Evet, Fatih Eğitim Fakültesi eski dekanı ve aynı zamanda Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Matematik Eğitimi Derneği Başkanı Profesör Doktor Adnan Baki ile matematik eğitiminin günümüze yansımalarını konuştuk. Matematik dersinde niçin başarısız oluyoruz konuştuk ve son dönemlerde özellikle eğitim fakültelerinin yapılandırılması üzerine konuştuk. Bu hafta efendim sizlere Ankara'dan seslendik. Haftaya değişik konu başlıklarıyla tekrar karşınızdayız. Mutlu günler diliyorum efendim. Thank you.